Maalesef ülkemizde onu pek sağlayamıyoruz. Yani biz bebek sahibi olmaya karar verdik. Neler yapalım deyip gelenler en sevdiğimiz hasta grubu. Çok bilinçliler. İşte folik asitinizi aşılıyorsunuz. Kanına bakıyorsunuz. Eksik bir şey varsa onu tamamlıyorsunuz. Bir hastalığı varsa, şekeri varsa, tansiyonu varsa ya da işte başka bir sorunu varsa folik asit başlıyoruz. Bu sorunları giderdikten sonra gebe kalırlarsa çok daha sağlıklı bir gebelik, çok daha rahat bir gebelik geçiriyorlar. Ama genelde maalesef tam tersi oluyor. Biz gebe kaldık deyip geliyorlar. Bu sefer ne oluyor? İşte folik asitinizi geç başlamış oluyorsunuz. Yararını çok göremiyoruz onu. Çünkü ilk 28 gün çok önemlidir folik asitin etkisini görebilmek için. Geldiklerinde en az 6 haftalık, 5 haftalık oluyorlar. Yani tabii başlıyoruz gene folik asit ama asıl gebelikten 3 ay önce başlamak gerekiyor. Ya da kansızlığı varsa işte ya da guatr varsa, diyabeti varsa anomali riskini özellikle yüksek şeker, kontrolsüz şeker bebeğin anomali riskini arttırıyor. O yüzden hele de böyle bildikleri bir problemi yani sağlık sorunu taşıyan bireylerin mutlaka gebe kalmadan önce onu halledip düzeltip ondan sonra gebe kalmaları çok önemli.